Canlarım selam. 70 günde TT Matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 14. gününe. Yani bugünkü dersimizle beraber kampımızın tam 2 haftasını geride bırakmış oluyoruz arkadaşlar. Ne zaman başladı? Ne zaman 2 hafta oldu? valla göz açıp, açıp kapayıncaya kadar geçti. Yarın bakacaksınız diyeceksiniz ki, "Aa, kampın yarısına gelmişiz." Yarın bir bakacağız, kampın son haftasındayız. Bir bakacağız, kampın son günündeyiz. Bir bakacağız arkadaşlar. 70 günde TT kampına da yemişiz özellikle 2023'te sınava girecek arkadaşlar artık zaman sizin için hızlı akıyor. Zamanın kıymetini çok iyi bilin, zamanınızı çok iyi değerlendirin. Şimdi 70 günde TYT matematik kampı video ders kitabımız kardeşimiz sarı gelinimiz karşımızda böyle bütün endamıyla, bütün is, bütün ihtişamıyla karşımızda duruyor. Böyle gördüğünüz gibi böyle vallahi şaftı kaymış merzbone şey gibi bakıyor bize gerçekten. Şimdi yapacağımız hareket Hemen açacağız. E, 13. günde arkadaşlar bölme konusunu yapmıştık. 14. günde yani bugün bölünebilmeye geçeceğiz. Kitabımızdan sayfa 51, sayfa 52 ve sayfa 53'ü yapacağız ve bitireceğiz arkadaşlar. Bitireceğiz dediğimiz temel tanım testini yani konu kısmını bitireceğiz. Sonra da Efficinado testine hem bölme hem de bölünebilmenin Karışık olarak görül e, sorulduğu efşinado testi kısmına da geçmiş olacağız. Her şey yolunda, umarım her şey güzel, umarım her şey keyifli gidiyor. Valla ben her videoda söylüyorum, her videoda söylemeye devam edeceğim. Size ders anlatmak, sizlerin karşısında sizlere bir şey anlatabiliyor olmak, sizlerle vakit geçirebiliyor olmak, sizleri, sizlerin her gün evine odasına misafir olabiliyor olmak benim için inanılmaz güzel bir duygu. Çok mutluyum. Allah'ın diyorum her gün şükürler olsun bana böyle bir fırsat verdiğin için. Önce Allah'a ondan sonra da sizlere çok dua ediyorum. Yani beni bana sizlerin yanında olabilme fırsatı verdiğiniz için arkadaşlar. Biz de bu güveni, bu sevgiyi, bu birlikteliği, bu inancı boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece TYT kampı değil, AYT kampı, geometri kampı, konu kampları, sonu kampları, deneme kampları, komodoro kampları elimizden geldiğince, elimden geldiğince, gücüm yettiğince, sağlığım el verdiğince bu yolun sonuna kadar bir öğretmen olarak, bir hoca olarak değil, bir abi olarak bu işin sonunda kadar sizin arkanızda değil yanınızda olmaya çalışacağım, gayret edeceğim. Böyle yine duygusala bağladım arkadaşlar. Ben de bazen oluyor. Ya ben genelde şunu söyleyeyim. Ben his adamıyım. Ben his adamıyım arkadaşlar. Ben böyle robotik olarak bir şeyler söyleme. Daha önceden ezberlenmiş şeyleri konuşma. Ya da böyle e, yani beni sokakta da görseniz böyleyim yani. Ben böyle kameranın karşısına geçtik ee, falan olmuyor bende. Yani ben normalde beni işte efendime söyleyeyim kahvede kıraathanede kivi suyu içerken ben nasılsam. İşte efendime söyleyeyim bir kafede bir şeyde oralet içerken nasılsam burada da aynı öyleyim. Öyle davranmaya çalışıyorum size. Yapmacık olmuyorum. Hiçbir zaman olmak da istemiyorum. Yapmacıktan yapmacıklıktan gelecek bir popülaritenin vesaire Allah cezasını versin. Yapmacıklıktan nefret ederim. Ben böyle bir adamım. Sokakta benimle bazen karşılaşan görüşen arkadaşlar oluyor. Yani e, ee, benim sizle aramda olan diyalog tamamen samimiyet üzerine kuruldu arkadaşlar kurulu. Ben size karşı samimiyim açığım ve size karşı tamamen dürüstüm. Sizi kandırmak sizin üzerinizden bir şeyler yapma amacında hiçbir zaman olmadım. Hiçbir zaman da olmayı düşünmüyorum. Allah yolumuzu saptırmasın ve Allah sizle benim aramı ayırmasın yolumuzu ayırmasın diyorum ve tuhaf bir giriş, giriş oldu değil mi böyle bir konusuna <laughs> Evet buralara atlayabilirsiniz. Ben bazen böyle sizinle konuşmayı seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. Yani ya kimle konuşayım değil mi? Yani hani, hani kim yani şunla mı konuşayım arkadaşlar? Yani ne yapayım? Yani, yani şununla mı konuşayım arkadaşlar? Yani, ne yapayım yani? yani? başka ne var? Şurada bir tane kamera var. Abi. İsterseniz bununla konuş. Ya kim neyle konuşacak? Tabii ki öğrencilerimle konuşacağım. Ee, bazen böyle artık Mert hocanızı böyle idare edeceksiniz. Evet, 70 günde tam matematik kampı 14. gün bölünebilme temel tanım testine başlıyor. Evet, 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 evet. Bölünebilme. Şimdi bölme konusunu işledikten sonra bölünebilmeyi işleyeceğiz. Bölünebilme arkadaşlar, kaba tabirle bir sayının sayı, bazı sayılara bölünebilme kuralları. 2'ye bölünebilme, 3'e bölünebilme hatta gelin beraber şöyle bakalım neler yapacağımıza. 2'ye bölünebilmeyi konuşacağız. 3'e bölünebilmeyi, 4'e bölünebilmeyi, 5'e bölünebilmeyi, 8'le bölünebilmeyi, 9'la bölünebilmeyi, 10'la bölünebilmeyi e, konuşacağız ve bitireceğiz. 10'a kadar ki bölünebilme kuralları bunlar. Sonra 10'dan büyük ve e, bazı ondan büyük demeyeyim. Bazı sayıların bölünebilme kurallarından bahsedeceğiz. Daha doğrusu bölünebilme kuralı olmayan sayılardan. Mesela 6 ile bölünebilme. 18, 12, 36, 15, 45. Ama tabii ki bu özellikle size balık tutmayı öğreteceğim ben. Yani bunun gibi büyük sayılar, farklı sayılar gelirse neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Ve bunlarla ilgili hem klasik hem yeni nesil sorulara bakacağız arkadaşlar temel tanım testimizde. Şimdi 2 ile bölünebilme kuralıyla başlıyorum. En kolaylarından bir tanesidir arkadaşlar. En tatlışlarından. En ton tişlerinden bir tanesidir. Haberiniz olsun. 2 ile bölünebilme. Çünkü çift sayılardır. 2'ye bölünebilen sayılar çift, bölünemeyen sayılar da tek sayılardır. Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Bu kadar basit. Tam bu kadar basit yani. Örnek vermek gerekirse 28 2 ile tam bölünür. 24 2 ile tam bölünür. 102 2 ile tam bölünür. Son basamağı çift. Mesela 2446 2 ile tam bölünür. Mesela 125 2 ile tam bölünmez. Niye? Çünkü son basamağı çift değil, tek. Tamam mı? Bunu da ee, böyle örneklendirmiş olayım. 4 basamaklı 7A2B sayısı 2 ile tam bölünüyor. Buna göre A artı B toplamı en çok kaçtır diyor. Arkadaşlar 2 ile tam bölünüyorsa demek ki şuradaki B sayısı çift bir sayı olacak. 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir bir de. Rakamları farklı falan demediği için bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Peki A sayısı ne olabilir? A sayısı 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, nokta 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 9 olabilir. A sayısının bölünebilme kuralıyla bir alakası yok. 2 ile bölünebilme tamamen son basamakla alakalı bir şey. Dolayısıyla A yüzler basamağında olduğu için A aklınıza gelebilecek bütün rakamlar olabilir. Burada bize A artı B toplamı en çok kaçtır dediği için yani fakiriz ama mal değiliz sonuçta. A'yı gideceğiz 9 alacağız tabii ki. En büyük rakam alacağız. Çünkü A artı B toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi A'yı biz 9 aldık. Güzel eyvallah. Peki B'yi ne alacağız? B'ydi arkadaşlar Alabileceğimiz en büyük değer olan 8 alacağız tabii ki. B'yi de 8 aldık. Bize diyor ki a artı b toplamı, a artı b toplamı en çok 9 artı 8'den kaç yapacaktır? 17 yapacaktır. 17. sorunun cevabının 17 çıkması da artık kimin oyunu? Hani Amerika'nın oyunu mu, Siyonizmin oyunu mu, Illuminati'nin oyunu mu? Onu da ona da siz karar verin artık bilemeyeceğim yani. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim çok önemli bir şey. Bu söyleyeceğim çok önemli bir şey. Aslında bu söyleyeceğim. ...sizin bildiğiniz bir şey. Ama ben yine bunu tekrarlayacağım. Bakın arkadaşlar bildiğiniz bir şey dediğim... ...yani bir önceki dersten bildiğiniz bir şey. Yani 13. günden bildiğiniz bir şey. A sayısını 2'ye bölüyorum. 2 ile bölünebilmeyle konuşuyoruz ya. Buradaki kalan ne olabilir arkadaşlar? Buradaki kalan ya 1 olabilir ya da 0 olabilir. 1 ya da 0. Yani buna k dersem k 1 ya da 0 olabilir. Kalan her zaman bölen sayıdan küçük olmak zorundadır. Dolayısıyla arkadaşlar... Bir sayının 2 ile bölümünden kalan 2'den küçük olur. Bir sayının 7 ile bölümünden kalan 7'den küçük olur. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan ya 2'dir ya 1'dir ya 0'dır. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan ya 4'tür ya 3'tür ya 2'dir ya 1'dir ya da 0'dır. Tamam mı? Bu değerleri unutmayın. Dolayısıyla 2 ile bölünebilmede kalan ya 0 olacak ya da 1 olacak. Bir sayının bir sayıya bölümünden kalan 0 o sayı öteki sayıya tam bölünüyor deriz biz. Mesela 18'i 2'ye böldüğünüzde 9 kere var kalan da 18-18'den 0 ya kalan 0 olduğu zaman 18 2'ye tam bölünüyor deriz biz. Ya da başka bir deyişle kalansız bölünüyor deriz. Tam bölünme kalansız bölünme. Kalanın sıfır olduğu durumdur. O yüzden eğer bir sayı 2 ile tam bölünüyorsa kalan sıfırdır. 2 ile bölümünden kalan bir de 1 olabilir. Yani tam bölünüyorsa kalan 0, tam bölünmüyorsa kalan 1'dir. 2 ile bölünmede olay bu. Şimdi 3 ile bölünebilmeye geçelim. Rakamları bak 3 ile bölünebilmede 2 ile bölünebilme gibi değil. 2 ile bölünebilmede sadece son basamağı yani birler basamağına bakıyoruz. 3 ile bölünmede rakamları toplamı 3'ün katı olma durumuna bakıyoruz. Rakamları toplamı 3 sayısının katı olan sayılar 3 ile tam bölünürler. Şunu da hiçbir zaman bulunmayın. Bulunmayın. Unutmayın. 3 bir sayının 3 ile bölümünden kalan ya 2'dir ya 1'dir ya da 0'dır arkadaşlar. 0 ise zaten tam bölünüyordur. O zaman şunu söyleyebiliriz bir sayının rakamları toplamı 3'ün katıysa bu sayı 3 ile tam bölünür. Bu sayının rakamları toplamı 3'ün katının bir fazlasıysa o zaman 3 ile bölümünden kalan 1'dir sayının. Bu sayının rakamları toplamı 3'ün katının 2 fazlasıysa o zaman da bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2'dir. 3 fazlasıysa zaten 3, üç, 3'ün katı olduğu için 0 anlamına gelir tam bölünür. Peki Hocam bir sayının rakamları toplamı 3'ün katının 4 fazlasıysa o zaman oradaki 4'ü hemen 3'e tekrar bölersiniz. 4'ün 3'le bölümünden kalan 1 olduğu için 3'le bölümünden kalan 1 dersiniz. Bunları şimdi pratiğe dökelim bakalım. Gel. Bunları bu söylediklerim sizin için bir altyapı oluşturuyor. Sonra tık 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 sorularda bunları anlatıyorum. Bak şimdi buraya gel. Rakamları farklı 5 basamaklı. Hatta isterseniz bir iki örnek yapayım ben. 7, 8, 5, 2. Bu sayı 3 ile tam bölünüyor mu? Buna bir bakalım. Hemen yapacağımız ilk hareket rakamları toplayıp kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. E peki toplama işlemi yapalım o zaman. Yani toplayalım yani hani. 7, 8 daha 15 mi? 15, 5 daha 20 mi? 2 daha 22 mi? 22. E 22 çıktı. 22'yi 3'e böleceksiniz şimdi işte. 22'yi 3'e böleceksiniz. 22'yi 3'e böldünüz. 7 kere var. 7 kere 3. 21 kalan kaç? 1. Demek ki arkadaşlar 7.852'nin 3'le bölümünden kalan 1 yapıyor. Bakın 22'de de pratik bir yol var aslında. Sonuçta 22'nin de 3'le bölümünden kalan rakamlar toplamının 3'le bölümünden kalandır. 2 ile 2'yi topla 4. 4'ü 3'e böl 1. Gördün mü? Daha kolay oldu. 22 ile uğraşmamış oldun. Mantık bu yani. Şimdi 18'e gelelim. Rakamları farklı. Tamam. 5 basamaklı. Tamam. 7x 43y sayısı 3 ile tam bölünebilen çift bir sayıdır. O da tamam. Buna göre diyor x artı y toplamı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu 3 ile tam bölünüyorsa o zaman bunun rakamları toplamı kesinlikle 3'ün katı olacak. 3 ile tam bölünebilen bir çift sayıdır diyor. Bunu da unutmayın. Çift sayı diyorsa eğer bak bir üçle bölünebilme bir de çift sayı. Çift sayı diyorsa ile de bölünebilme. Yani burada soru aslında sana iki tane bilgi vermiş. Üçle bölünebildiğini söylemiş. ile bölünebildiğini söylemiş. Şimdi çağımızın problemi şu. Ne hangisinden başlayacağım? Tamam ikisini de biliyorum. Ama hangisinden başlarsam çözüme ulaşabilirim? Burada bölme bölünebilmede özellikle bölünebilmede kritik nokta şudur. Bölünebilmelerde size birden fazla bilgi verildiyse. Yani üçle bölünebilme, ile bölünebilme, beşle bölünebilme bir sürü vermiş hangisinde bir basamağı net bir şekilde bulabiliyorsanız onunla başlayın. Ne demek bu? 3 ile bölünebilmede rakamların toplamı ile işiniz var. Tek bir basamağı bulamazsınız. Ama 2 ile bölünebilmede son basamağı bulabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ile bölünebilme ve 3 ile bölünebilme varsa başlayacağınız şey 2 ile bölünebilmedir. Çünkü direkt bir basamağı buluyorsunuz orada. Son basamağı, birler basamağı. Şimdi Çift sayısı arkadaşlar, y'nin yani birler basamağının 0, 2, 4, 6 veya 8 olması gerekir. Soru bir de başta diyor ki, rakamları farklı diyor. Rakamları farklı diyorsa, o zaman arkadaşlar 4 olduğu için y yerine 4'ü alamazsınız. 0, 2, 6, 8 bunlardan birini alabilirsiniz. Yani sayımız 7, x, 4, 3, 0 olabilir. Y, 4, e, yine aynı şekilde... 7 x 4 3 2 olabilir. 7 x 4 3 6 olabilir. 7 x 4 3 8 olabilir. Şimdi hangisini alacağım? Bak bu 4 tanesinden bir tanesi. Şimdi x artıya toplamı en çok kaçtır demiyor mu abi? En çok kaçtır dediğine göre y'nin en büyük değerini alsana. Değil mi? Yani bu üçünü alma. Şunu al. 7x4 3 8'i. Yani sayın bu olsun senin. Tamam mı? Şu olsun. Peki o zaman bu sayı Bunlar, bunların hepsi 3 ile bölünüyor arkadaşlar. 7, x, 4, 3, 8, 3 ile bölünüyorsa ne yapacağız? Rakamları toplayıp 3'ün katı yapacağız. Toplayalım. 7, 3 daha 10. 12 de burası 22. Bir de x var. 22 artı x eşittir. 3'ün üçün katı diyeceğiz. Niye? Çünkü bu sayı 3 ile tam bölünüyor. O zaman x'e değer verelim. x'in rakam olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Peki 22'nin üstüne ne eklersek 3'ün katı olur. 2 eklersek olur. 24 3'ün katıdır. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar 3'ü denemenize gerek yok. Bir tane buldunuz ya. 3 arttırarak gidin. Çünkü 3 de olmayacak, 4 de olmayacak, 5 olacak. 22 artı 5, 27. 5'in üstüne bir 3 daha ekleyin, 8. Yani 2, 5 ve 8 sayılar olacak. Tamam mı? 2, 5 ve 8 sayılar olacak. E biz şimdi x y toplamının en büyük değerini arıyoruz. x y toplamının en çok olabilmesi için x'e 8 vermemiz gerekiyor. Evet. Ama x'e 8 verirsek Burası 8 olduğu takdirde birler basamağında 8 olduğu için ne olacaktır? Rakamları farklı koşulunu sağlamayacaktır. O yüzden arkadaşlar x'e 8 veremeyiz. Ondan sonra gelen yani 8'den sonra gelen en büyük olan 5'i vereceğiz. O halde 5 artı 8'den rakamla x artıya toplamı en çok 13 olacaktır. Anlaştık mı? Geldim buraya. Bak bununla ilgili bir tane daha sorumuz var. 6A, 4B, 4 basamaklı sayısı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Buna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Bakın 6A, 4B. Bunun 3 ile bölümünden kalan 2 2'ymiş. Topla rakamlarını 6, 4 daha 10. Yanında bir tane A var, bir tane de B var. 10 artı A artı B toplamı Neymiş arkadaşlar? 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir sayıymış. Yani 3'ün katının 2 fazlasıymış. Bu k'yı kafanıza takmayın. Bir tam sayı. 5 gibi, 10 gibi, 100 gibi ya fark etmez. Sonuçta 3'ün katının 2 fazlası. Peki bu 2 fazlasını karşı tarafa sallasak. Bu 2 fazlasıyla işimiz yok ki bizim. Af sallayalım orayı. 10'dan 2 çıktı. 8 artı a artı b 3'ün katı yaptı. Yani 8'in üstüne A artı B sayısını eklediğimiz zaman 3'ün katı olacak. Acaba bu A artı B ne olabilir? Rakamları farklı falan dememiş. A artı B'yi 1 alabiliriz arkadaşlar. Çünkü 8 artı 1 9 yapar. E peki 9 da 3'ün katı. Ama A artı B nasıl 1 olacak? E 1 1 olur biri 0 olur. Soruda A'nın ya da B'nin 0 olmasını engelleyen bir şey var mı? Yok. Biri bulduk ya üstüne 3 ekleyerek gidelim. 3 ekledim 4, 3 ekledim 7, 3 ekledim 10. E hocam rakamı geçtin ama A artı B bu. A değil ya da sadece B değil. A artı B ikisi de rakamsa iki basamaklı bir sayı çıkabilir. 3 ekledim 13, 3 ekledim 16, 3 ekledim 19. 19 olabilir mi iki rakamın toplamı? Olamaz. Nasıl olacak ki? İki rakamın toplamı 19 yap bakalım. 9, 9 en fazla 18 yapar. O yüzden 19 olamaz. Alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olması gerekiyor canlar. Tamamdır. Şuraya da 6 tane diye yazıyorum ben. 6 tane. Bir de şey var. Bir tanesinden bir tanesine. İndim aşağıya. Özellik. Başka bir özellik. 4 ile bölünebilme. Bak bu da kraldır. 4 ile bölün, bölünebilme arkadaşlar. Yine 2 ile bölünebilme gibi bize basamak söyler direkt. Ama son basamağı değil. Son 2 basamağı söyler bu sefer. Son 2 basamağı 4'ün katı. Bak dördün katı ya da sıfır sıfır olan sayılar dörtle tam bölünür. Tamam mı? Yani son iki basamağına bakacağız dörtle bölünebilmede. E bize iki basamaklı verirse o zaman zaten direkt sayıyı böleceksin. İki basamaklı bir sayının dörtle bölünebilmesini bulmak zor değil zaten. Tamam mı? Şimdi son iki basamağı 4'ün katı ya da sıfır olacak. Mesela örnek veriyorum. 50, e, 554. Benim için şu en soldaki 5 önemli değil. 54 önemli. 54, 4'e bölünür mü arkadaşlar? Bölünmez. Peki 54'ü 4'e böldüğümüzde ne kalanını verir? 5'te 4 bir kere var. 1 kere 4, 4. 14'te 4, 3 kere var. 4 kere 3, 12. Kalanımız 2. 554'ün 4'le bölüm... E, 54'ün 4'le bölümünden kalan 2 olduğu için 554'ün 4'le bölümünden kalan da 2'dir arkadaşlar. Tamam mı? Bunun ispatını biz aslında şöyle yaparız. 554 demek 500 artı 54 demek arkadaşlar. Zaten 500'ün son iki basamağı 0 olduğu için buna bakmayız 4'te bölünebilmede. Direkt 54'e bakarız. Bu hep böyledir. Mesela 1228 sayısının 4'te bölümünden kalana bakacağız. Bu sayı aslında 1200 artı 28 olduğu için 1200'ün son iki basamağı 0 olduğu için 1200'ün 4'te bölümünden kalana bakmayız. Direkt 28'in 4'le bölümünden kalana bakarız. 28 de 4 ile tam bölünebildiğine göre 28 4'e tam bölünür 7 kere var. Dolayısıyla arkadaşlar 1228 sayısı 4'e tam bölünüyor. Yani 4'ün bir katıdır deriz. Anlaştık mı? 4, bir sayının 4 ile bölümünden kalanlar arkadaşlar ya 3'tür ya 2'dir ya 1'dir ya da 0'dır. 3'ten küçük olan rakamlardır. Tamam. Şimdi 20. soruya geldik. Diyor ki rakamları farklı 4 basamaklı 2350 B sayısı 4 ile kalansız bölünüyor. Buna göre B kaçtır diyor. Arkadaşlar son 2 basamağa bakacağız. Yani 5 ve B'ye bakacağız. 5 B 2 basamaklı sayısına. Burada B'yi 2 alırsak arkadaşlar 4'e tam bölünür. Sonra bir de Kaç alırsak? 6 alırsak tam bölünür. 52 ve 56. 54 tam bölünmez. 58 tam bölünmez. Zaten başka alamayız. Peki tek sayıları niye denemiyoruz? Lan olur mu? Tek sayılar denenir mi? Zaten tek olan bir sayının 4'e bölünme şansı yok. Tek olan bir sayı 4'e bölünür mü? Bir sayının 4'e bölünmesi için 2'ye de bölünmesi lazım. Çift bir sayı olması lazım bir kere en başta. 2 ve 6 olabilir. Rakamları farklı dediği için 2'yi eleriz çünkü zaten binler basamağı 2. O yüzden arkadaşlar B sayısı 6 çıkacaktır. Anlaştık mı? 4 ile bölünebil 4 ile bölünebilme kuralı da bu. Şimdi 5 ile bölünebilmeye gelelim. 5 ile bölünebilme aynı 4 ve 2 ile bölünebilme gibi hatta 2 ile bölünebilmeye çok benzer. Bize direkt birler basamağını söyler. Bir sayının birler basamağı 0 ya da 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünür. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan ya 4'tür ya 3'tür ya 2'dir ya 1'dir ya da 0'dır. 5 ile bölünebilen bir sayı mesela örneğin 50. 5 ile bölünebilen bir sayı 125. 5 ile bölünen bir sayı 4740. 5 ile bölünmeyen bir sayı 2732. Peki bir sayının son basamağına bakarak 5 ile bölümünden kalanı nasıl anlarız arkadaşlar? Son basamağını 5'e böleriz. Bu kadar basit. Mesela iki, 2732 sayısının 5'le bölümünden kalan 2'yi 5'e bölüyorum. 2'de 5 var mı? Yok. 0 kere 5, 0. Kalan kaçmış? 2. O zaman 2'nin 5'le bölümünden kalan 2 olduğu için 2732'nin 5'le bölümünden kalan da 2 olacaktır. Tamam mı? Şimdi aşağıya gel. 5 basamaklı 87500 87, bilmem AB sayısı 5 ile tam bölünebilen bir çift sayıdır. Bu sayı 3 ile de tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar bir sayının 5 ile bölünebilmesi için son basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Son basamağı 0 ise çifttir, son basamağı 5 ise tektir. 5 ile bölünebilip aynı zamanda çift olduğunu söylüyorsa zaten son basamağın 0 olduğunu söylüyordur bize. Yani bu aslında tercümesi budur. Bu adam bize diyor ki B eşittir 0 diyor. Çünkü hem 5 ile bölünecek son basamağı 0 ya da 5. B 0 ya da 5. Ama aynı zamanda çift olacak. O zaman B 0 olacak. Tamam mı? O zaman arkadaşlar sayımız 8, 7, 5, A ve 0 olacak. Bu sayının bize <laughs> 3'e bölündüğünü de söylüyor. O zaman rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. Toplayalım rakamları. 8, 7 daha 15. 5 daha 20. A, bir de a var 20 artı a. 20 artı a eşittir 3'ün katı diyelim. Sonra buradaki a'ya değerler vereceğiz. Ne vereceğiz? 1 vereceğiz 21 3'ün katı. Yakaladıktan sonra ne yapıyoruz üstüne? 3 ekle 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 gidiyoruz. 3 ekledim 4 oldu 3 ekledim 7 oldu. E, A'nın alabileceği kaç farklı değer var diyor. 3 tane rakamlar farklı falan dememiş. 1, 2, 3 tane değer vardır. Tamam mı? şuraya 3 tane diye de yazalım. Anlaştık mı? Şimdi devam ediyorum bir aşağıyla 8 ile bölünebilme. Arkadaşlar 8 ile bölünebilme 4 ile bölünebilmeye benzer. 4 ile bölünebilmede son 2 basamağa bakıyorduk sayının. 8 ile bölünebilmede son 3 basamağa bakıyoruz. Son 3 basamağa 8'in katı 8'in katı veya 0 0 0 olan sayılar 8 ile tam bölünürler. Tamam mı? Örneğin, örneğin 2876. Şimdi son basamağı 0 değil. Son basamağı 876 8 ile bölünüyor mu? Buna bakarız. 8'e bölüyorum. 8 ile 1 8, 8, 0. E, ee, 7'de 8 yok. 76'da 8 kaç kere var arkadaşlar? E, ee, 9 kere olsa 72 değil mi? 9 kere var. 9 kere 8. 72 kalan 4. Arkadaşlar 2876'nın son 3 basamağının 8 ile bölümünden kalan 4 olduğu için 2876 sayısının da 8 ile bölümünden kalan 4'tür. Bir sayının 8 ile bölümünden kalan ya 7'dir ya 6'dır, ya 5'tir, ya 4'tür, ya 3'tür, ya 2'dir, ya 1'dir ya da 0'dır. Bunları da yazmış olalım. Şimdi aşağı indim. <laughs> Soru 22 ile devam ediyorum. Diyor ki, diyor ki 5000 işte 543.345 <laughs> sayısının 8 ile bölümünden kalan x, 4 ile bölümünden kalan y ise x artı y toplamı kaçtır? 8 ile bölümünden kalan için 345'e bakacağım. 345 sayısını 8'e böleceğim. 34'te 8 4 kere var. 4 kere 8 32 yaptı. 25'te 8 3 kere var. 3 kere 8 24 yaptı. Kalan 1. Arkadaşlar, 345 sayısının 8'de bölümünden kalan 1 olduğu için. 543.345 sayısının da 8 ile bölümünden kalan 1'dir. Yani x eşittir 1 yapar. Şimdi 4 ile bölümünden kalan dediği için direkt son iki basamağını yani 45'i alıp 4'e böleceğim. 45'te 4 11 kere var. 44 kalan 1. Arkadaşlar 45'in 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için 543.345 sayısının da dörtle bölümünden kalan 1 olur ve y eşittir 1 çıkar. Bize x artı y toplamı kaçtır demiş 1 bir artı 1'den eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa cevabımız 2 çıkar. Tamam mı? <laughs> tamam mı? <laughs> Geçen sene şeye takmıştı millet Mert Hoca kaşının ortasını almıyor falan diye. Almıyorum oğlum. Niye alayım? <laughs> bir kere bir kere de erkek adam kaşının ortasını alır mı falan demiştim, baya bir şey olmuştu. Beni linç etmişlerdi yorumlarda. Baya sıkıntı çıkmıştı. Oluyor böyle şeyler bazen. Evet, 23. soruya geçiyorum. Hadi bakalım. İyi misiniz? Sıkıntı yok değil mi? Daha sıkıntı olmaz mı? Hadi dur dersin başındayız. 15 dakika oldu. 6 basamaklı ABC26A sayısı 8 ile tam bölündüğüne göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi canlarım bakın. 8 ile tam bölündüğüne göre son 3 basamağı alıyorum. 2, 6 ve A. Bu sayının arkadaşlar 8 ile tam bölünmesi lazım. A artı B artı C toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi zaten e, bunun rakamları farklı olmadığı için B'yi 9 seçeceğim ben. C'yi de 9 seçeceğim. Çünkü bu kimseyi ilgilendirmez. Rakamları farklı demediği için A artı B artı C toplamının en çok değeri için B ile C'yi alabileceğim en büyük rakamlar olan 9 ve 9 seçtim zaten. Şimdi 2, 6 ve A. A'yı 9 seçemem. Ee, olmaz. A'yı 9 seçersem 269'un 8'i tam bölünmesi lazım. Bölünmez. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Burada A'ya sonuçta A burada 10 tane rakam 10 sıfır olamaz da 9 tane rakam değerini alabilir. Tek tek deneyeceğiz mi? Şöyle yapın bence. Şimdi 8'i alın elinize. 8'in öyle bir katını alın ki 260'lı bir sayıya ulaştırmaya çalışın onu. Mesela 8'in e, 30 katını alsam 240. 30 katını aldığımda 240. Bak ulaşıyor. Bak 8 çarpı 30 eşittir 240. Bir 8 daha ekleyin 248. Bir 8 daha ekleyin 252. Bir 8 daha ekleyin 260. Bak dikkat et. 260 olur. 260 8 tam bölünüyor. Şurada böl istersen. 260 bölü 8. 3 kere var. 24 ee, bölünmüyor lan. <laughs> Dur. Nerede hata yaptım? Bir dakika. Ee, 8 ekledim. 248. Evet şurada. Şurada hata yapmışım. 200. <laughs> Ben de diyorum ya 256 özür dilerim. 256 bir 8 daha ekleyelim arkadaşlar. 264. Evet 264 sayısı 8 tam bölünür. İsterseniz deneyelim. 264'ü 8'e bölelim. 3 kere var. 3 kere 8 24. 24'te yine 3 kere var. 3 kere 8 24. 33 yapıyor. Şimdi o zaman A sayısı arkadaşlar direkt... 4'tür diyeceğim. Peki başka bir değer olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü bak 264'ten başka 260'lı olup 8'e bölünen yok. Çünkü bunun üstüne <laughs> bir 8 daha eklersen 272 yapar ve artık o 70'li sayılara geçer. Dolayısıyla A'nın alabileceği en büyük değer diye bir şey yok. Zaten A'nın alabileceği bir tane değer var. O da 4. B ile C'nin alabileceği en büyük değerler 9. Topladığımız zaman 18 artı 4'ten cevabımız 22 yapacaktır. Tamam mı? İndim bir aşağıya. Rakamları toplamına tam bölünebilen sayılara bölümlü sayı denir. Buna göre sayılarından hangileri bölümlü sayıdır? Şimdi 111'in rakamları toplamı kaç? 1'i yapalım. 111'in rakamları toplamı 3. O zaman 111 sayısı 3 ile tam bölünüyor mu ona bakacağız. 111'in rakamlarını toplamamız lazım. 3 ile bölünebilme bize bunu söylüyordu. Rakamlarını topladım. 1, 1, 1, 3 yaptı. 3, 3'e bölünüyor. E demek ki 111 de 3'e bölünüyor. E Rakamların toplamına bölündüğüne göre demek ki 111 sayısı bir bölümlü sayıdır. Geldim ikinci sayıya. E, rakam ne? 4, 3, 2 ve 7. Toplayalım. E 10, 3, 7 daha 10, 14, 16. Şimdi arkadaşlar 16'ya bölünür mü bu sayı? 16'nın bir bölünebilme kuralını vermedim. O zaman şöyle düşüneceksiniz. 16 bir çift sayı. O zaman bir kere 4.327'nin çift bir sayı olması lazım. 16'ya tam bölünebilmesi için. 7 var. Çift değil ki. Dolayısıyla 2 zaten kafadan elenir arkadaşlar. Çift olmadığı için 16'ya tam bölünmez. Bölümlü sayı değildir. 3'e geldim. 3'e geldim. 12.110 sayısı. Rakamlarını topla toplayalım. 1, 3, 4, 5. 5 ile tam bölünebilir mi? Arkadaşlar bir sayının 5 ile bölümünden kalan için son basamağına bakıyorduk. Son basamağı 0 ya da 5 ise 5 ile tam bölünüyordur. E, 12.110 sayısının son basamağı 0. E, o zaman 5 tam bölünür. Rakamları toplamına tam bölündüğü için bu sayı bir bölümlü sayıdır. O halde hangileri bölümlü sayıdır diyordu? 1 ve 3 sayısı birer bölümlü sayıdır. Şöyle kutu içerisine alayım. 24'ü de böylece halletmiş olduk. Ve geldik 25'ten önce. 9'la bölünebilmeye. 9'la bölünebilmenin ekürisi, kardeşi, büzüktaşı 3 ile bölünebilmedir arkadaşlar. 9 ile bölünebilen bölünebilme de aynı 3 ile bölünebilmedekini yapacağız. Neydi 3 ile bölünebilme? Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünüyordu. Rakamları toplamı 9'un katı olan sayılarda 9'un katı olan sayılarda 9 ile tam bölünüyordu. Bunları niye yazıyla yazıyorum bunu anlamadım ama böyle bir içimden geldi herhalde. Yazıyla, yazıyla yazayım dedim böyle içimde. Estir de öyle bir esti bana yani. Peki. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan arkadaşlar 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir, nokta 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 1 ve 0'a kadar girecektir. 3 ile bölünebilme ile aynı mantığı taşıyor arkadaşlar. 5 basamaklı 2AB34 e, sayısı 9 ile tam bölünüyor Buna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır? Rakamları topluyorum. 3, 4 daha 7, 2 daha 9. 9 artı A artı B sayısı 9'un katı olacak. Arkadaşlar zaten 9 sayısı 9'un katı değil mi? O zaman A artı B sayısı da 9'un katı olmalı ki. 9'un katıyla 9'un katını toplarsan 9'un katını elde edersin. E A artı B 9'un katıysa arkadaşlar A artı B 0 olabilir. Bak 0'ı burada çok atlıyorsunuz. Niye 0 olamasın ki? 0, 9'un katıdır. Kaç katıdır? İstediğin katıdır. 0 her sayının katıdır. 0, 9'a tam bölünür arkadaşlar. Dolayısıyla 0 olabilir. Başka? 9 olabilir. Başka? 18 olabilir. 9 artı 9. Peki hocam rakamları farklı falan diyor mu soruda? Sence diyor mu? Bir bak bakalım. 5 basamak sayısı tam bölünüyordu. Rakamları farklı falan da dememiş. Demek ki arkadaşlar 0 olabilir, 9 olabilir, 18 olabilir. Peki 18'den sonra ne var? 9 fazlası. 27 var ama 27 olmaz. A, B birer rakam. 2 rakamı toplayıp 27 bulamazsın. O yüzden A artı B'nin alabileceği farklı değerler tamı tamına 3 tane olacak. İndim bir aşağı Bebik dolarım. 26. soruya. Şu çayımdan bir yudum içerim ben. Kimse kusura bakmasın. Ne diyor bakalım? 26. sorumuz. Vallahi çözüyoruz arkadaşlar ya. Yani e, bir şey söyleyeyim mi size? Çok daha fazla e, çok daha az soruyla çok daha popüler bir kamp yapabilirdim. Yani soru sayısını azaltıp şu kadar soruda falan. Çünkü ne kadar az şey çözersen o kadar çok rağbet görüyor arkadaşlar. Bu işte bizim işte biraz böyle. En azından YouTube işinde. Eee yani o yüzden bir 3-4 sene öncesine kadar hep şeydi böyle ee, yani YouTube YouTube bir yardımcı kaynaktı eskiden yani YouTube'dan e, sınava hazırlanılmazdı YouTube'dan sınava hazırlanırdı yani mesela okul sınavını hazırlanılırdı YouTube'dan YouTube'dan okulda gördüklerinin tekrarı yapılabilirdi belki ee, çünkü eskiden şöyle bir şey vardı işte 10 video 20 dakikayı geçince yok baba çok uzun falan gibi bir şey oluyordu. Ee, ve ben bundan inanılmaz rahatsızdım. Mesela benim YouTube'a girdiğim 2020 senesinde 2019'un Temmuz ayında falan e, YouTube kanalını açıp böyle yavaş yavaş içerik yüklemiştik. O videolar hala duruyor. Yani video liste, bizim video sistemimize gidip şeye giderseniz en e, eski videolara. Orada mesela YouTube'un o jargonuna, o şeyine e, yapısına uygun olması için videoları mesela kısa tutuyordum ben 15 dakikalık falan. Ama o kadar içime sinmiyordu ki yani. Ee, ya ben çok soru çözülmesi taraftarıyım. Çözülebilecek kadar fazla soru çözülsün, çözülebilecek kadar uç sorular da çözülsün, kolayı da çözülsün, zoru da çözülsün ki ancak böyle bir alana hakimiyet sağlanabilir. Yani o soruyla ilgili göreceğin ne kadar fazla soru görebilirsen, o kadar çok hakim olabilirsin o konuya mantığında gidiyorum. Zaten bu pandemi döneminden sonra artık iş tamamen YouTube tarafına, online tarafa kayınca işte koronanın artık her şerde bir hayır var denir ya. Onun biraz hayır gibi bir şey oldu. Artık böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik, iki saatlik videolar daha böyle anlamlı ve kabul edilebilir hale geldi YouTube'da ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben Ha, derse hakkını vererek anlatmayı seven birisiyim Dolayısıyla dersin hakkını vererek anlattığın zaman da 30 dakikada anlatılmıyor arkadaşlar ee, Anlat hakkını vererek anlattığın zaman bir saati buluyor ama hala e, Mert hoca derste çok konuşuyor falan gibi şeyler de görüyorum e, Hatta geçen birisi Twitter'da yazmış çok üzüldüm ya görünce e, dur bulamadım ya Uf. Vallahi bulamadım. Bayağı bir baktım da bulamadım. Bir birisi atmıştı. Ee, şey yazmış. Ee, yani demiş ki işte şu kadar günlük bir kamp var. Bir de işte ya şu kadar günde matematik çalışmak istiyorum. Mert Hoca'nın atıyorum işte 60 günlük bir kamp yapmak istiyorum. Mert Hoca'nın kampta 70 gün. Bir fark var mı demiş. Birisi de demiş ki zaten aradaki 10 günde adam e, derste konuşuyor demiş. Oha! Oha yani. Çüş. <laughs> Ohannes yani. Ya o, ah. ya o arkadaşı görünce bunu bu söylemek istiyorum yüzüne yani Vay yani. Vay babayın yani. açık konuşmak gerekirse. Abi olur mu öyle şey ya? Biz bir tarafımızı yırtıyoruz. Çok soru çözelim çok. Var mı arkadaşlar? Bu kadar şu an kendi kendime şey oldum yani. Kendi kendimi biledim farkındaysanız. Ya var mı bu kadar çok soru ya? Var mı? Var mı? <laughs> Neyse. Kendi kendimi sinirlendirmeyeceğim. Ama kızdım. O yorumu yazan Twitter'dan yazmış birisi o yorumu. Kızdım. Döverim. <laughs> Şimdi 26. soruya geldim. Dersleri şöyle anlatsam ya böyle. Çok güzel olur ha şöyle. 26. soru. Ben böyle konuşsam biri yazsa böyle. İki basamaklı, va güzel olur. İki basamaklı AB ve CD sayılarının 9'la bölümünden kalanlar sırasıyla 4 ve 3'tür. Buna göre 4 basamaklı ABCD sayısının 9'la bölümünden kalan kaçtır? Va, şekilli soru diyorsun. Şimdi canlarım. AB sayısının 9'la bölümünden kalan 4 ise dörtse... A artı B toplamı 9'un katının 4 fazlasıdır. Bunda bir itirazı olan varsa şimdi konuşsun yoksa sonsuza kadar sussun. A, B sayısı 9'la bölümünden kalan 4 ise A artı B 9'un katını 4 fazlası. C, D sayısının 9'la bölümünden kalan 3 ise C ile D'nin toplamı da 9'un bir katının 3 fazlası. Bak bu, bu sefer 9 M yazdım. Çünkü aynı katı mı? Aynı katı olmayabilir. Kim diyor aynı katı diye. Şimdi Şöyle yapıyorum. Taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Bir dakika hocam. Dur, 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 dur. Elim ayağım yandı. Niye topluyorsun taraf tarafa durup dururken? Bana onu bir anlat yani. Tamam Onu anlatayım ben sana şimdi. Şimdi bize ABCD sayısının 9'la bölümünden kalanı sormuyor mu? ABCD'nin 9'la bölümünden kalanı bulmak için ABCD'nin rakamlarını toplamayacağım mı? Peki ABCD'nin rakamları toplamı A artı B artı C artı D değil mi? O yüzden taraf tarafa topluyorum. Yavriş A artı B artı C artı D. Yani aradığım rakamlar toplamı gelsin diye. A artı B artı C artı D. Eşittir. Dikkat et şimdi. 9'un katıyla 9K ile 9M'yi topluyorum. 9 parantezinde K artı M yazabilirim. Artı 7. Dikkat et. A 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 artı B artı C artı D yani A B C 9'da bölümden kalanı bulmak için elde edeceğimiz sayı 9'un katının 7 fazlası o zaman işte bu sayının 9'da bölümden kalan kaç çıkar 7 Peki hocam direkt kalanları toplasaydık olur muydu? Yani bunun 7 çıkması 4 artı 3'den mi geliyor? Evet. Çünkü ben size sayılarla değil kalanlarla işlem yapabilirsiniz diye bir önceki dersin en sonunda söylemiştim. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Toplam gerçekten oradan geliyor ama ben size böyle ufaktan bir ispat yapmış gibi bir şey oldu. Şimdi başka bir özellik geldi. Bu özellik 10'la bölünebilme kuralı. 10'la bölünebilme kuralı en en neti yani mesela hepsinde böyle bir şöyle olursa şu olur böyle olursa böyle olur işte rakamları toplamı işte 0 ya da 5 işte 0 2 4 6 8 onunla bölünebilme kuralı net baba adamın sülalesi rahat onunla bölünebilme mi istiyorsun birler basamağın 0 olacak bitti birler basamağın 0 olan sayılar onunla tam bölünür şöyle böyle yok ya yok ya yok onunla bölünebilme kuralı son basamak yani birler basamağı sıfır olacak. 10'la bölünebilme de kalan bulma da çok kolay. Bir sayının 10'la bölümünden kalan 9 olabilir, 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir, 5, 4, 3, 2, 1 ya da 0 olabilir. Rak son basamak neyse kalan da odur arkadaşlar. Son basamak 7 mi? Onla bölümünden kalan 7. Son basamak 3 mü? Onla bölümünden kalan 3. Son basamak 5 mi? Onla bölümünden kalan 5. Bu kadar. 27. örnekte görelim. Ee, sayısı 10 ile bölündüğünde 4 kalanını veren 4 basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 2 ise m kaçtır? Bir kere 10 ile bölümünden kalan 4 ise birler basamağı 4'tür. Yani n eşittir 4'tür. Bitti. Yani sayımız 4, m, 6 ve 4. Tamam mı? Şimdi bu sayı 9 bölümünden kalan 2'ymiş. Rakamlarını toplayacağız. 14 artı m yapar. Bu 14 artı m'nin 9'un katının 2 fazlası olduğunu biliyorum. 9 bölümünden kalan 2 çünkü. 2'yi karşı tarafa gönder. 12 artı m eşittir 9'un katı olacak. Şimdi buradaki m'ye değerler vereceğiz arkadaşlar. Ne verebiliriz? 9'un katı olacak şekilde. E, Sadece 6 verebiliriz arkadaşlar. Çünkü 18 olur. 6'dan sonra 6'nın üstüne bir 9 daha ekle. 15 yapar. M 15 olamaz. Zaten bize M kaç olabilir falan demiyor. M kaçtır diyor. M kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Evet. M sayısı 6'ymış. Evet belki 6'ymış falan. <laughs> 28. soruya geldik. Bölme bölünebilme. Akıyor maşallah bu akşam. 4 basamaklı 6102 20 e, evet. Sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. Bu sayının 10 ile tam bölün bu sayı 10 ile tam bölünemediğine göre A sayısının alabileceği değerler toplamı. Şimdi e, 3 ile tam bölünüyorsa rakamları topla e, 9 artı A yapar. 9 artı A'nın 3K olduğunu biliyorum. Ama 10 ile bölünemediği için A'yı 0 alamam. Normalde i sıfır alabilirim. 9 3'ün katı olur 9 artı sıfırda. Ama 10 ile bölünemediği için a'yı sıfır e, alamam. Sadece 9 alabilirim. Şey, yok 3'ün katı diyor. 3 alabilirim. 12 yapar. 3'ü bulduysam üstüne 3 ekle. 6 üstüne 3 ekle 9. Yani arkadaşlar a sayısı 3, 6 ve 9 olabilir. Anlı değerler toplamını soruyor. Bunların hepsini toplayacaksınız. 6 artı 3 artı 9'dan alabileceği değerler toplamı 18 yapacaktır. 29. soruya geldik. 29 numara demeden önce bir özellik. Şimdi neyi gördük arkadaşlar? 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme, 8 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme, 10 ile bölünebilme. Burada 10 ile bölünebilmeyi ayrı bir başlıkta vermedim ama şurada isterseniz bir örnekle göstereyim. Karşımıza eee milletim şu altında var ama çok az bir yerde yer verilmiş. Ben TYT'de direkt bir kuralı olduğu için bu kuralın sorulacağını zannetmiyorum. Sorulursa da verilir. Ama ben yine de ufacık da olsa bir bahsedeceğim arkadaşlar. 11 ile bölünebilmeye. Kitapta yer vermek istemedim. Gerekli görmedim. Ama yine de burada şöyle ufak bir şekilde bir örnekle göstereceğim. Zaten anlayacaksın. Bir sayı atıyorum kafamdan. 2, 7, 5, 3, 0, 4. Attım. Bu sayının 11 ile bölümünden kalana bakacağız. Şöyle yapıyoruz. En sağdan sayının birler basamağından sola doğru üstlerine artıdan başlamak olma, başlamak üzere işaretler veriyoruz değiştirerek. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi yapıyoruz. Sonra bu sayıların tepesine yazdığımız işaretleri sayıların önüne düşürüyoruz. Eksi 2, artı 7, eksi 5, artı 3, eksi 0 artı 4. Sonra bu işlemi yapıyoruz. Hesaplıyoruz. 4 isterseniz artıları bir yerde toplayalım. 7, 3 daha 10. 4 daha 14. Artılar 14. Eksilerde eksi 7. 14 eksi 7 0 zaten etkisiz 7 yapıyor. İşte arkadaşlar bu işlemi artı eksi artı eksi işlemini yaptıktan sonra sonra o e, işaretleri sayıların önüne getirip o 4 işlemi yaptıktan sonra çıkan sayıyı 11'e böldüğünüzde kalan neyse o sayının 11 ile bölümünden kalan da oluyor. 7 zaten 11'den küçük olduğu için arkadaşlar 7'yi 11'e bölerseniz 7'de 11 0 kere var. 0 kalan 7 olur. O yüzden bu sayının yani 275.304 sayısının 11 ile bölümünden kalan 7'dir. Bütün tem, kural bu arkadaşlar ama direkt bir ezber yani e, açıkçası bir şey söyleyeyim mi mantığını ben de bilmiyorum hiç araştırmadım da yani. Bu mantık nereden geliyor ispatı nedir üniversitede falan da hiç görmemiştim. Harbi nereden geliyor yani tesadüf değildir herhalde bir yerden geliyordur. Öyle tesadüfen biri bulmuş değil mi öyle hatay dürüm yerken bulmuş böyle sosu böyle eline böyle bulaştığı anda. Artı eksi artı yapsak falan diyebiliriz. ya şey. böyle bir şey vaki olmadığı için illaki birinin emeği geçmiştir. Yani bir matematikçinin tabii ki. Hani madam Curie bulacak hali yok. Şimdi özelliğimize geldik. Bölünebilme kuralı olmayan sayılarda arkadaşlar. Mesela 6 ile bölünebilme kuralı yok. 6 ile bölünebilme kuralını yani 6 ile bölünebilmeye bakarken 6'yı çar, asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. Ama burada şuna çok dikkat edin. Ayırdığınız asal çarpanların ya, asal çarpan yanlış oldu. 6'yı 2 çarpım şeklinde yazıyorsunuz ya da 3 çarpım fark etmez. Ama 6'yı ayırdığınız çarpanların aralarında asal olmak zorunda. Böl bölünebilme kuralı kullanabilmek için. Yani 6'yı şöyle ayırıyorsunuz arkadaşlar. 3 ve 2. Yani bir sayı 6 ile tam bölünüyorsa 3 ve 2 ile de aynı anda tam bölünür. 3'ün ve 2'nin de kuralları var. Buraya gelelim 18. Bak 6 ve 3 diye yapmıyorum. Onlar aralarında asal değil. 9 ile 2 diye yapıyorum. Bir sayı 18'e tam bölünüyorsa 9'a ve 2'ye de aynı anda tam bölünür. 9'un ve 2'nin bölünebilme kurallarını biliyorsun. Demek ki 18'in bölünebilmesini de uygulayabilirsin. Mesela 12'yi 6 ile 2 diye yapma. 4 ile 3 diye yap. Çünkü 4 ile 3 aralarında asal. Bir sayı 12'ye tam bölünüyorsa hem 4'e hem de 3'e tam bölünmek zorunda. Kuralları uygula. 36. 36'yı nasıl? 18 ile 2 değil. 9 ile 4 aralarında asal olarak ayıracaksın. Bir sayı 36'ya tam bölünüyorsa hem 9'a hem de 4'e tam bölünmek zorundadır arkadaşlar. 15. 15'i 3 ile 5 diye ayıracağız. Bir sayı 15'e tam bölünüyorsa hem 3'e hem de 5'e tam bölünmek zorundadır. 45, 15 ile 3 değil, 9 ile 5. Bir sayı 45'e tam bölünüyorsa 9 ve 5'e de tam bölünmek zorundadır arkadaşlar. Tamam mı? Ya bu çoğaltılabilir. 72 mesela 9 ile 8 diye yazarsınız. Çoğaltılabilir. yapılabilir yani. O kafanıza göre bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi 29. soruda bunun bir uygulamasını yapalım. 4 basamak bak 30'u yukarı yazmamıştım. Burada var mesela. 30'u ne diye ayıracaksın? 5 ile 6 o da aralarında asal ama 5 ile 6 çünkü 6'nın bölünebilme kuralı yok. Var da o da ayrılması gerekiyor. 3 ile 10 daha mantıklı değil mi? 3 ile 10 aralarında asal. 4 basamaklı 3100 AB sayısının 30'la bölümünden kalan 5'tir. Buna göre artı ve toplamı en çok kaçtır? Şimdi İyi dediniz güzel dediniz de hocam burada 30 tam bölünüyor dememiş. 30 ile bölümünden kalan 5'tir demiş. Ne fark eder ki? Bir sayının 30'la bölümünden kalan 5 ise 30'u 10 3 diye ayırdığın zaman bu sayının 10 bölümünden kalan da 5 olmak zorundadır. 3 ile bölümünden kalan da 5 olmak zorundadır. Şimdi zaten bu sayının 10 bölümünden kalan 5 ise bu sayının birler basamağı 5'tir. Çünkü 10 bölünebilme kuralı bize bunu söylemişti. Yani ben zaten B'nin direktman 5 olduğunu buldum. Yani A artı B'nin en çok değeri için A'nın en çok değerini bulmam yeterli olacak. Sayıyı bir daha yazayım buraya. 3, 1, A, 5. Şimdi diyor ki bu sayının 3 ile bölümünden kalan da 5'miş. Yalnız 5, 3'ten büyük. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan 5 olamaz. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan ya 2 olur ya 1 olur ya da 0 olur. Peki nasıl 5 olmuş? 5 olamaz. 5'i bir daha 3'e bölüp kalan bulacaksın. 5'i 3'e böldüğün 5'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3. Demek ki bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçmış? 2'ymiş. Yani 3 1 A 5 sayısının 5, e, 3 ile bölümünden kalan kaçmış canlarım? 2'ymiş. O zaman ne yapacağım? Rakamlarını toplayıp e, 3'ün katının 2 fazlası yapacağım. Toplayayım. 3 1 daha 4. 5 daha 9. 9 artı A. Ne olacak? 3'ün katının iki fazlası. 2 fazlası. 2'yi de karşı tarafa yollayalım. 7 artı a ne olacak arkadaşlar? 3'ün katı olacak. Hadi a'ya değer verelim. a'ya 2 verebilirim. 7 artı 2'den 9 3'ün katı olur. 2'yi yakaladıktan sonra 5 verebilirim. Sonra bir de 8 verebilirim arkadaşlar. Burada A'nın alabileceği en büyük değer arıyorum. Zaten o 8. E B'de 5'ti. Rakamları farklı falan da demediğine göre onları incelememe de gerek yok. Burada direkt yapacağım hareket 5 artı 8'den 13 cevabını bulmak ve güzel cene işaretlemek. Cevabımız 13. Tamam mıdır? Sakal. 29'u da hallettik. Geldik 30. soruya. Diyor ki bize böyle nargi, eskiden nargile içerdim arkadaşlar. Böyle lise zamanlarında falan böyle. O zaman tabii Kurtlar Vadisi falan da var. Herkes Kurtlar Vadisi'nde fokurdatıyor zaten. Kılıç kılını kesmez yeğenim. <laughs> ...falan diye... Ee, ...biz de gidiyorduk Nargile... ...kafeler falan vardı Kızılay'da... ...hatta Nargile çay 5 liraydı hiç unutmuyorum bak... ...Nargile çay 5 liraydı... ...yani bir tane çay... ...ee... ...böyle... Oh, oh, ...falan yap, yapardı böyle... ...onları böyle... ...onları öğrenirdi falan... ...bir tane çocuk vardı... ...şeyde... ...Kızılay'da Karanfil sokakta bir Nargileci vardı... ...böyle meşhur bir Nargileciydi... ...adını unuttum şimdi ama gidiyorduk o zaman... Orada bir tane nargile yapan eleman vardı. O nargile yapan elemanlar yani şöyle. Bizim gençliğimiz arkadaşlar bir bu e, kafelerde böyle e, içecek, içki falan o tarz şeyleri e, hazırlayan elemanlara bizim jenerasyon çok özenirdi. Ne deniyor onlara? Barista mı deniyor? Barista deniyor olabilir. Yani her neyse işte o e, elinde böyle şey falan, shaker falan olur onlara. Şöyle falan yaparlar. Şu, şöyle şuradan şuradan şöyle atar falan böyle bir şeyler yapar. Bir onlara çok e, özeniyordu bizim jenerasyon. Bir de bu nargile hazırlayan elemanlar var. Onlar da böyle öyle bir nargile hazırlarlar ki oh, falan böyle işte hani onu dener falan böyle işte o aromasını falan koyar tütününü bütününü bilmem neydi falan filan. O kızlarda bir tane eleman vardı. Abi o elemanı hiçbir zaman unutmayacağım. Eleman böyle büyük ihtimal ee, yani böyle Doğu illerimizden bir tanesindeydi. Diyarbakır olabilir, Şanlıurfa olabilir, Adıyaman olabilir, Ağrı olabilir, Kars olabilir, Mardin olabilir. Yani o taraflardan, Hakkari, o taraflardan bir arkadaşımız böyle e, esmer tenli, böyle kavruk tenli bir arkadaştı. Bir abiydi. O zamanlar tabii abimizdi. Şimdi de abimizdir. O zamanlar abimiz oluyorsa çünkü ne kadar yıl geçerse geçsin e, kişilerin yaş farkı değişmez falan diye yaş problemlerine bağlıyordu. Neyse ee, bu abi e, dargileri hazırlıyordu. Sonra böyle bütün gün oradan argile içiyor tabi adamın keyfi. Abi adam ağzından kalp maç çıkarıyordu böyle. Yapıyordu ağzına vuruyordu falan böyle kalp oluyordu. Sonra falan yapıyordu ok çıkartıyordu falan. Lan abi ne yapıyorsun nasıl yapıyorsun? E, aşk tanrısı Eros musun? Ağzından nasıl ok çıkartabiliyorsun falan. Biz de böyle izliyorduk böyle nasıl yapıyor bu falan diye. O adam benim böyle bir 6 ay falan idolümdü yani. Sonra tabi idolüm olmaktan çıktı. Yani çok uzun süre idolüm kalamadı yani. Birincilikten indi bir 3 ay sonra. <laughs> Şimdi 4 basamaklı 5 3 a sayısı 15 ile bölünebilen çift bir sayıdır. Buna göre anlayabileceği değerler toplamı. Şimdi arkadaşlar bir sayı 15 ile bölünebiliyorsa hem 3'e hem de 5'e tam bölünüyor zaten. Şimdi 3'e tam bölünüyorsa 5, 3 daha doğrusu şöyle yapalım. Bak e, sorunun e, akışına kaptırdım kendimi. 3'e bölünebilmeden başladım. Halbuki ben size ne demiştim? Hangi bölünebilme kuralında bir basamağı net bir şekilde bulabiliyorsanız ondan başlayın. Abi ben niye 3 ile bölünebilmeden başlayayım? 5 ile bölünebilmeyi biliyorum. Bir de çift sayı diyor. Yani 2 ile bölünebilmeyi de biliyorum aslında. Yani bu sayı hem 5'e hem de 2'ye tam bölünüyor. Yani bu sayının son basamağı 0. 5 ile bölünüyor. Demek ki son basamağı 0 ya da 5. E çift olduğuna göre son basamağı 0. Demek ki bu sayı 5, 3, A, 0. Şimdi 3 ile bölünebilmeye geçelim. Rakamları topladım. 8 artı a yaptı. 8 artı a 3'ün 1 katı olmak zorunda. O zaman arkadaşlar burada a'nın 1 olması gerekir. Üstüne 3 ekledim. 4, 3 ekledim. 7. 1, 4, 7. a'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. Bunları toplayacağız. Rakamları farklı falan dememiş zaten. Bunları toplarsam cevabımız 12 yapacaktır. Tamam 30. sorunun cevabı da 12. Geldim 31. soruya. Güzel böyle yeni nesil tarzda böyle problem vari bir soru arkadaşlar. Diyor ki bize dört basamaklı ya bu tişörtüm böyle şey olmuş böyle ütüsüz kalmış herhalde böyle bir kayıp duruyor. Şimdi diyor ki can tanesi 30 TL olan bardaklardan bir miktar alıyor. Ne kadar aldığını bilmiyorum. Toplamda 5x 3y 4 basamaklı sayısı kadar ödeme yaparak 18 TL para üstü aldığına göre alınan bardak sayısı en fazla kaçtır? Çok güzel bir soru. Bak şimdi can kaç tane bardak almış olsun? A tane bardak almış olsun. Şimdi her bir bardak 30 TL ise ve Can bunlardan A tane aldıysa 30 çarpı A TL tutmuştur bu bardaklar. Can bunlar için bunlar için toplamda 5 x 3 y 4 basamaklı sayısı kadar ödeme yapmış ama bu ödeme fazla gelmiş. Yani 3 A 30A e, para şeyin bardakların toplam tutarı 5x 3 y 4 basamaklı sayısından 17 TL eksik olmalı ki üstüne 17 TL para vermiş. Yani bir hesap e, atıyorum e, Sen şimdi o adama 100 TL verdiğinde. O adam sana geriye 17 TL veriyorsa o hesap 100 17 TL kadardır, tamam mı? Senin verdiğin tutarın 17 TL eksiği kadardır. Adam sana 17 TL para üstü veriyorsa, mantık olarak budur. Güzel. O zaman eksi 17'yi bu tarafa atalım. 30a artı 17 eşittir 5x3y. Yani arkadaşlar, bu 4 basamaklı sayı. 30'un bir tam katının 17 fazlası olacak. Şimdi bir sayı 30'a tam bölünüyorsa bu A bu arada bir tam sayı. Çünkü A tane alıyoruz. Yani 3 tane, 5 tane, 10 tane, 100 tane, 108 tane, 207 tane gibi. Şimdi bir sayı 30'a tam bölünüyorsa 3 ve 10'a da aynı anda tam bölünür. Ama sayının 30'la bölümünden kalan 17. O zaman bu sayının 3 ile bölümünden kalanın da 17 olması lazım. 10 ile la bölümünden kalanın da 17 olması lazım. Yalnız bir sayının 3 ile bölümünden kalan 17 olmaz. 10 bölümünden kalan 17 olmaz. Çünkü 17 hem 3'ten hem ondan büyük. O zaman biz ne yapıyorduk böyle olunca? 17 madem 3'ten büyük 17'yi bir kere 3'e bölüyoruz. 17'de 3 5 kere var. 5 kere 3 15. Aslında gerçek kalan kaçmış arkadaşlar? 3 ile bölümünden 2'ymiş. Yani 5x 3y sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş. 17'yi de aynı şekilde 17 10'dan büyük olduğu için bir sefer 10'a bölüyoruz. 17'yi 10'a böldüğüm zaman zaten 17'de 10 bir kere var. Bir kere 10 10 kalan 7 yapıyor. Yani bu sayının 10 ile bölümünden kalan da 7'ymiş. Bir kere arkadaşlar bu sayının 10 ile bölümünden kalan 7 ise bu sayının birler basamağı 7'dir. Yani bu sayının y'si 7'dir. Y'nin 7 olduğunu bulduk. O zaman sayımız şu oldu. 5000 x 37. Şimdi bu sayının 3 ile bölümünden kalanın 2 olduğunu biliyorum. O zaman e, rakamlarını toplayıp 3'ün katını 2 fazlası yapayım. 15 artı x'tir bunun rakamları toplamı. 15 artı x eşittir 3'ün katının 2 fazlası. 2 ile karşı tarafa şutlayalım arkadaşlar. 13 artı x eşittir 3'ün katı oluyor. E şimdi burada x'e değerler vereceğiz 3'ün katı olacak şekilde. Ne verebiliriz? Daha doğrusu 13 ile toplam 3'ün katı olacak. 2 verebiliriz. 15 olur. 5 verebiliriz. Bir de 8 verebiliriz. Şimdi bize ne söylüyor? <laughs> Alınan bardak sayısı en fazla kaçtır? O zaman ödemeyi çok tutayım ki bardak sayısı da artsın. Yani 2, 5, 8'den 8'i seçeyim ki yani ödediğim tutar fazla olsun ki daha fazla bardak alabileyim. Dolayısıyla x'i 8 seçelim. Şimdi x'i 8 seçersek bizim ödediğimiz para 5830 7 lira olur. Bardak sayısını bulabilmek için arkadaşlar öncelikle şöyle yaparız. Bundan 17'yi çıkartırız. Para üstünü çıkartırız. Yani 5820 yapar. Ve bunu 30'a bölmek kalır sadece. Bunu 30'a böldüğümüz anda bardak sayısını bulmuş oluruz. Çünkü artık 5x3y-17 30a ediyor. E Buradaki a bardak sayısıydı. O zaman bizim bunu 30'a bölmemiz lazım. 58'de 30 bir kere var. Bir kere 30, 30, 28. 28'de 30 yok. 282'de 30. 9 kere var. 9 kere 30, 270 yapar. Buradan 12 gelir. 120'de 30, 4 yapar. 4 kere 30, 100 20 yapar. Yani arkadaşlar A dediğimiz şey yani bardak sayısı en fazla 194 olabilir. Doğru cevabımız 194 olacak. Anlaştık mı? Güzel tatlı bir soruydu. Ee, bu soruya şöyle bir yıldız atarım arkadaşlar. Ben tekrardan bir bakmanızı istiyorum bu soruya. Tatlı, heyecanlı, canlı bir soruydu. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bu soru sende. Bir uğraş bakalım. Çok zor bir soru değil. Ama böyle hani artık yeni nesil, klasiğin yeni nesili dediğimiz, klasik yeni nesil arasındaki sorulardan bir tanesi. Diyor ki bize x, y iki basamaklı sayısının rakamları toplamına bölümünden bölüm 4 ve kalan 3 olmaktadır. Yani x, y'nin x artı o ne? x, y'nin x artı y'ye bölümünden bölüm 4 kalan da 3 oluyormuş. Buna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bizim burada yapacağımız hareket arkadaşlar şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bu x y eşittir 4 çarpı x artı y artı 3 diyeceğiz. Yani bölünen sayı eşittir. Bölen sayı çarpı bölüm artı kalan dedik. Burayı çözümlüyorum. 10x artı y yapıyor. Burayı içeri dağıtıyorum. 4x artı 4y yapıyor. Yanında da bir tane artı 3 var. Bu tarafa atarsam 6x artı bu artı değil eksi. Bu tarafa atarsam 6x eksi 3y y'den 4y çıktı. Eşittir. 3 yapıyor. Sadeleştirebiliyor muyuz? Aynen. 3'e böldüm 2x yaptı. 3'e böldüm e, y yaptı. 3'e böldüm 1 yaptı. 2 x eksi y 1 yaptı. Şimdi x artı y toplamının alabileceği en küçük değer. Arkadaşlar buna 2 verirsem şey buna 1 verirsem şöyle buna 1 verirsem 2 bu da 1 olur. 1 e, 1 olabilir. Şimdi 1 1'e bir, bir bakalım. 1 1 11 olur. 11'in rakamları toplamına yani 2'ye bölümünden bölüm 4 kalan 3 oluyor mu? 11'de e, 2 5 kere var. 5 kere 2 10 olmuyor arkadaşlar. Bak 11'de 2 5 kere var. Ee, rakamları toplamına bölümünden bölüm 4 olmuyor. Bunu eledik. 1 1 olmuyor. x'e ee, e 2 verelim. 4 y'ye 3 verelim. Çünkü 4 3'ten 1 yapar. Peki 23 sağlar mı? Yani 23'ün rakamları toplamına 5'e bölümünden 4 kere var. 5 kere 4 20. Aa çok güzel. Kalan da 3 oluyor. Bizim şartımızı 2 ile 3 sağladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bölüm 4 Kalan da 3 oldu. X artı Y toplamının alabileceği en küçük değer de kaça eşit olmuş oldu? 5'e. Bundan sonra değerler alabilir tabii ki ama değerler gittikçe büyüyecektir. En küçük değeri sorduğu için 5 diyeceğiz ve geçeceğiz. Anlaştık mı? Tamam mı? Kuzu 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 kuzu. Geçen Tarkan'ın eski şarkılarını dinledim. Adam ne şarkılar yapmış ya. İşte kuzu kuzu geldim. Böyle bir de kliplerini falan da izledim. Böyle sürekli böyle toprağa falan vuruyor böyle. Lan Güzel şarkılar. Yani şu e, sizce çok şey bir yorum mu arkadaşlar? Yani böyle çok demode bir yorum mu? Gerçekten eski şarkılar e, da e, o şey varmış. yani Eski şarkıları hala böyle hani millet dalga geçiyor falan ama Serdar Ortaç'ın şarkılarını bile hani ezbere biliyorsun. Nasıl oluyorsa yani. Hani ona çok maruz kaldığımızdan mıdır acaba? Yani bilmiyorum. İşte heyecandan her gece hayalimi Unutursam alama unut beni falan diye böyle ee, ama mesela Tarkan'ın şarkıları falan işte Barış abi'nin şarkıları bilmem ne. Bu yeni şarkılar unutuluyor hemen ya. Yani yani 15 kere 20 kere bile dinlesen unutuluyor. Acaba diğerlerini 25 değil 250 kere mi dinledik bilmiyorum ama ya böyle bir tespitim var arkadaşlar. Nasıl nasıl bir tespit bilmiyorum ama yorumlara yazın bakalım. Yani sizde de aynı şey oluyor mu yani? Ne bileyim öyle öyle bir şey oluyor yeni şarkılarda yani. Dinleyince unutuyorsun bir anda. Ama eski şarkılarda böyle ee, ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar uslu durmaz. Böyle şarkının sözleri de güzel böyle. Kalanlar gideni gönlünde taşır. Aşk sevene yük olmaz falan gibi. Şimdi geldik 33. soruya. 33 Mersinlilere buradan selam. 33 tantuni. 33. soruyu çözüyorum. Diyor ki 10 sayısına tam bölünmeyen pozitif tam sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Bu sıralamadaki 60. rakam kaçtır? Güzel soru. Ee, bunu yıldızlıyorum arkadaşlar. Ee, bir, bir, ufak bir şey var bu soruda. Şimdi bir kere 10 sayısına tam bölünemeyen sayı pozitif sayılar dediği zaman kaçtan başlatırız sence? 11'den başlatma. Çünkü Hemen kafan ondan büyüklere gidiyor da pozitif tam sayılar demiş. 1'den başlatacaksın tabii ki. 1 10'a bölünmez. 2 bölünmez. 3 bölünmez. 4 bölünmez. 5 bölünmez. 6, 7, 8, 9. Şöyle yapalım. Şöyle şuraya getirelim şöyle. Sonra ne gelecek arkadaşlar? 11. 10 bölünüyor çünkü. 11, 12, 13, 19. Sonra 21. 22 23 nokta 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 29 diye gidecek. Şimdi ben burada nasıl bir şey yapacağım? Ee, tek tek sayacağım mı? Evet bunu tek tek sayarak yapabilecek bir sürü öğrencim olduğunu biliyorum. Sizi seviyorum ama lütfen yapmayın. TET'de zaten öyle bir zamanınız olmaz. Yapabilirsiniz tabii ki. Tek tek yazabilir yazıp bulabilirsiniz ama bence o topa çok fazla girmeyin arkadaşlar. Burada yapacağınız hareket bir örüntü, bir kural bulmaya çalışmak. Zaten ÖSYM'de böyle bir soru karşınıza getirirse böyle bir kuralı içine koymak zorunda. Bakın arkadaşlar. 1'den 9'a kadar olan rakamların zaten 9 tane olduğunu biliyoruz. 9 tane. Şimdi 11'den 19'a kadar da 9 tane sayı var. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 sayı. Her biri 2 basamaklı olduğu için aslında 11'den 19'a kadar burada 18 tane rakam var. Niye rakam üzerinden gidiyorum? Çünkü 60. rakam kaçtır diyor. Sonuçta şöyle düşünün. Mesela buradaki 1 10. rakam, 11. rakam, 12. rakam, 13. rakam, 14. rakam, 15. rakam öyle gidiyor tamam mı? E peki bu 21'den 29'a kadar kaç tane rakam var? 21'den 29'a kadar da 18 tane rakam var. Çünkü 21'den 29'a kadar o 9 tane iki basamaklı sayı var. Yani 18 tane rakam var. Peki Şuradaki 29'un 9'u itibariyle kaç tane rakam olduk? 18 18 daha 36 9 daha 45. O zaman bir e, 18 daha gidelim. 31'den kaça kadar gideceğiz arkadaşlar? 31 32 33 nokta 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 39. Arkadaşlar burada da toplamda kaç tane rakam var? 18 tane rakam var ama şimdi dikkat ederseniz bu 29'a kadar yani şuradaki 9'a kadar 45 rakam vardı bir de 30'lardan 18 rakam geldi burada toplamda 63 rakam oldu ama ben 60. rakamı arıyorum bak buradaki 9 63. rakam o zaman bundan bir önceki rakamı da bir yazalım. 39'dan önce ne var arkadaşlar? 38 sayısı da var. Şimdi buradaki 39'un 9'u 63. rakam. Buradaki 3 62. rakam. Buradaki 8 61. rakam. İşte buradaki 3 şu arkadaşımız var ya, şu kardeşimiz. İşte bu kardeşimiz kaçıncı rakam? 60. rakam. O yüzden doğru cevabımız kaç olacak arkadaşlar? 3 olacak. Tamam? Güzel tatlı bir soru ha. Yani bir örüntü oluşturmayla alakalı güzel 34. soruya geldim. Bu soru sende. Ben şimdi çözeceğim. Sen de benden önce mutlaka deneyeceksin ve doğru yapacaksın. Hiç yapıştıracaksın cevap. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar iki tane bölme varsa zaten direkt bölme algoritmasını bir yazalım. Bu bizim işimize yarayacak illaki. X eşittir 2Y artı 1. Y eşittir 3 tane Z artı 2. Güzel. Şimdi x kesinlikle tektir. Bakıyorum x'e. Y'nin pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman 2'ye çifttir. 1 de tektir. Çiftle tek toplayınca tek yapar. x tek sayıdır. Doğru. Y'nin alabileceği en küçük değer 2'dir. Bak sadece soldaki bölmeye bakarsan doğru. Ama ama dikkat et. Şimdi bak Buradaki bölmeye bakarsan 1 y'den küçük, bölen kalandan küçük, kalan bölenden küçük olmak zorunda. Burada y'nin en küçük değeri 2 gibi gözüküyor ama sol sağ tarafta y yerine 2 yazarsan 2 eşittir 3z artı 2'den 2'ler gider 3z eşittir 0'dan z eşittir 0 gelir ama bu sağdaki bölme işleminde z bölen bölen hiçbir zaman 0'a eşit olamaz diye bas bas bağırmadık mı bir önceki ders yani burada y sayısının alabileceği en küçükler 2 değildir y 2 olursa z tanım 0 olur bölme tanımsız olur problem olur zaten sorunun başında da z pozitif demiş z'yi 0 buradan alamayacağını buradan da anlayabilirsin dolayısıyla bu yanlış X, iki, e, X sayısı Y sayısının 2 katından 1 fazladır diyor. Doğru bak 2Y artı 1. Bu doğru. Bu doğru. Y sayısı Z sayısının 3 katından 2 fazladır. 3Z artı 2. Bu da doğru. X sayısı Z sayısının 6 katından 5 fazladır. Burada X ile Z'yi birleştir diyordu. Bunu çok yapmıştık. O 13. günde. Baya baya yapmıştık yani. X eşittir. 2 çarpı Y yerine... 3 tane z artı 2 yazdım y yerine. Yanına bir tane artı 1'i kondurdum. 2'yi içeri dağıttım. 3 kere 2'den 6z. 2 kere 2 4. 1 de dışarıda var 5. Yani x sayısı z sayısının 6 katından 5 fazladır. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla kaç tanesi yanlıştır diye soruyor. Bir tanesi yalnız, e, yanlış olacak. 34'ün cevabı 1. Bir. tanesi. Den bir tanesine. Bir tanesinden bir tanesine öyle bir şarkı var. 34'ü de hallettik. 35. sorudayız. Gel bakalım. Güzel bir yeni nesil soru. A'nın sol üstünde A olması şu anlama geliyormuş. A sayısının rakamları toplamı kadar kuvveti. Örnek 21 21 demek 21 üzeri 2 artı 1 yani 21 üzeri 3 yani 9261 21'in kübünü almış işsiz. Tabii ki biz burada 91'in 10. kuvvetini falan almayacağız. Buna göre sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi öncelikle bu sayıları bir yazalım. 91 üzeri 91 ne demek tanıma göre? 91'in 9 artı 1. kuvveti yani 10. kuvveti artı 13 üzeri 13 ne demektir? 13'ün 3 artı 1'den 1 artı 3'ten 4. kuvveti eksi 40 üzeri 4 artı 0'dan 4. kuvvet. Doğru mu? Şimdi bu sayının e, toplam bu toplam bu işlemin sonucunun 9'la bölümünden kalanı sormuş. Arkadaşlar canlarım bir tanecik öğrencilerim benim. Tabii ki 91'in 10. kuvvetini almayacaksınız. Şöyle düşünün. 91 üzeri 10 demek şu demek. 91 çarpı 91 çarpı 91 çarpı nokta 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 91 10 tane. E baba ben her birinin 9'la bölümünden kalanı bulup kalanları çarpabilirim. Çünkü bir önceki dersin son sorusunda size sondan bir önceki sorusunda size dedim ki bölme işleminde kalanlarla işlem yapabilirsiniz. Dolayısıyla ben burada 91'in 9'la bölümünden kalana bakacağım. E 91'in 9'la bölümünden kalanı bulmak için rakamlarını topla. 91 daha 10. 10'un 9'la bölümünden kalana bakmak için 10'u 9'a böldün kalan 1. Demek ki arkadaşlar bu 91'i silip buraya 1 yazabilirsiniz. Burası 1 üzeri olmuş. Tam mantık bu yani. 13'ün 4. kuvvetini almayacaksınız tabii ki. 13'ün 9'la bölümünden kalan kaç? 3, 1 ile 3'ü topla. Aa bakayım. 13'ün 9'la bölümünden kalan. 1 ile 3'ü topla 4. E 4 zaten 9'dan küçük. O zaman 4'ün 9'la bölümünden kalan. Zaten kendisi direkt 4. O yüzden buraya direkt 4 üzeri 4 yazabilirsiniz arkadaşlar. Eksi 40 üzeri 4. 40'ın 9'la bölümünden kalana bakın. E, 4 ile 0'ı topladım. 4. 4'ün 9'la bölümünden kalan 4. O zaman burası 4 üzeri 4. Zaten bunlar ne geldi arkadaşlar? Bakın aynı sayı geldi. Yani şunlar zaten birbirini götürdü. Cevabımız 1 üzeri 10. Ve 1'in 10. kuvveti de zaten 1'i 10 kere kendiyle çarptığım zaman 1'e eşit olacağından cevabımız bu soru için 1 çıkacaktır. Anlaştık mı? Güzel tatlı çıkabilir sınavda yani. 36. soruya geldik. Diyor ki bize 3 basamaklı bir doğal sayı için rakamlarından yalnızca bir tanesi asalsa bu asala tam bölünmez. Rakamlarından en az 2 tanesi asalsa bu rakamlardan en az iki tanesine tam bölünür. Şartları sağlanıyorsa bu sayı asal bölenli sayı denir. Buna göre sayılarından hangileri asal bölenli sayıdır. Şimdi diyor ki Rakamlarından yalnızca bir tanesi asalsa ön, örne, Öncelikle bakın burada iki öncül var. yani ya rakamlarından yalnızca bir tanesi asal ya da rakamlarından en az iki tanesi asal olacak. 345 sayısının rakamlarından, en az iki tanesi asal. iki tanesi asal. Dolayısıyla ikinci bandaya bakacağız. Rakamlarından en az iki tanesi asalsa bu asal rakamlardan en az ikisine tam bölünür. Yani buradaki 345 sayısının hem 3'e hem de 5'e bölünmesini istiyor. En az ikisine bölünmesini istiyor. Peki 345 5'e bölünür mü? Bölünür. Niye? Son basama 5 zaten. Peki 345 3'e bölünür mü? Bakalım. Rakamlarını topladığım zaman 9, 9 artı 3'ten 12. 12 3'ün katı bu sayı hem 5'e tam bölünür hem de 3'e tam bölünür. Dolayısıyla arkadaşlar 345 sayısı bir asal bölenli sayıdır. Güzel. 412'ye geçtik. 412 sayısının sadece bir rakam asal. Yani birinci maddeye giriyor. Rakamlarından yalnızca bir tanesi asalsa bu asala bölünmeyecek. Peki 412 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bu sayı asal bölenli sayı olamaz. Tanıma uymuyor çünkü. Devam ediyorum. 700. 700'ün bir tane basamağı asal o da 7. Yalnızca bir tane asalsa bir basamağı o zaman bu asala tam bölünmeyecek. Ama 707'ye bölünür. 707'ye bölünce 100 çıkar. O zaman bu da asal bölenli bir sayı olmaz. O yüzden arkadaşlar asal bölenli sayı yalnız... 1'dir burada. Anlaştık mı? Yalnız biri yapıştırdık burada da. Geldim günün son sorusuna 37. soruya. Vay be, iyi günde yine sağlam gün ha. Yani yine arkadaşlar bayağı şeyde bayağı bir şey delik deşik ettik yani. Hani oyuncaktan bir ders olmadığına emin olabilirsiniz. Diyor ki arkadaşlar. Düzden ve tersten okunduğunda aynı olan sayılara palindromik sayı denir. Örneğin 66, 737, 2552. Bunları sağdan da sola, soldan da sağa okursanız, bunlar aynı sayı olduğu için palindromik sayılardır. Palindromik sayısı 3 ile tam bölündüğüne göre A artı C toplamı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle yazalım. Bir sayıyı bir yazalım. 6A, 6, 8, B, 6, C, 6. Bir kere bu palindromikse arkadaşlar. Bakın. Burası 6, burası 6. Yeşiller aynı olmalı. Sarılar aynı olmalı. Aha! A, C'ye eşit çıktı arkadaşlar. A eşittir C olmalı. Sonra e, buradaki maviler aynı olmalı. Bu 6, bu 6. Bu da aynı. Buradaki kırmızılar da aynı olmalı. Burası 8, burası B. Aha! B de 8 olmalı. Bak palindromik olmasından bu, bu, sonuçları çıkarttım. Sayıyı bir daha yazalım o zaman. 6 A. C yazmayacağım ben artık arkadaşlar. 6 A. 6 8. B de 8. C yerine A yazdım. Bu sayı da 6. Sayımız bu. Bu sayının bu sayının 3 ile tam bölündüğünü söylemiş bana. O zaman bunun rakamlarını toplayıp 3'ün katı yapacağım. Toplayalım. 3 tane 6 var yani 18 var. 2 tane 8 var yani 16 var. Bir de 2 tane A var. Bu toplam 3'ün katı olacak. 18, 16 daha 34 mi yapıyor? 34 artı 2 A eşittir 3'ün katı yapacak arkadaşlar. Şimdi burada A artı C toplamı en çok kaçtır? Şimdi ben A'yı C'ye eşit aldığım için zaten A artı C demek artık benim gözümde 2 A demek. Yani 2 A en çok kaçtır diyor. Buradaki 2 A'ya değer vereceğiz. Bu arada buradaki 2a e, rakam olmak zorunda değil. Yani 2 çarpı a e, burada 2 e, basamaklı sayıda olabilir. Şimdi 34'ün üstüne kaç eklesek 3'ün katı olur? 2. İki. 2'yi e, bulduk ya üstüne 3 ekleye ekleye gidiyorum. 5 olabilir. 3 ekledim 8 olabilir. 3 ekledim 11 olabilir. 3 ekledim 14 olabilir. 3 ekledim 17 olabilir. 3 ekledim 20 olabilir. Şimdi bir kere 2a 20 olmaz. Çünkü a da c de burada bir rakam arkadaşlar. Rakam olduğu için arkadaşlar bu sayıda 20'yi alamayız. Peki 17'yi alabilir miyiz? 17'yi de alamayız. Niye? Çünkü arkadaşlar 2A 17 ise 2A eşittir 17 ise A 17 bölü 2 çıkar. E 17 bölü 2 rakam değildir. Burada AC'ye eşit ya. AC'ye eşit olduğu için bunların ikisi de aynı. Şöyle düşünün. 17 iki tane aynı sayının toplamı vermez. Dolayısıyla A'yı 17 de alamayız. Zaten 17 sadece 9 ve 8 olur. A, yani A artı B 9 ve 8 olacak ama A C'ye eşit. A artı C özür dilerim. Dolayısıyla e, 17'yi de alamayız. Alabileceğimiz en büyük değer 2 A için 14 olur. E bize zaten 2 A'yı yani A artı C toplamını soruyordu. En çok 14 olabilir. Cevabımız 14. Anlaştık mı? Bu da güzel bir soruydu. Bununla da bölme bölünebilmenin Bölünebilme kısmını aslında son sayfa 53. sayfa hem bölme hem bölünebilme yani ikisinden de var bu soruya da bir yıldız atacağım arkadaşlar güzel tatlı düşünmeniz gereken kafa yormanız gereken bir soruydu aynı yıldızımı ben 35. soruya da atacağım bu da böyle kafa yorulması gereken tekrar sakin kafayla çözmeniz ve tek başına yapabildiğinize emin olmanız gereken sorulardan bir tanesi dedim ve arkadaşlar bölme bölünebilmeyi de bitirdim güzel bir ders oldu. Ee, yani iyi bir ders geçirdik. Sağlam bir ders geçirdik. 14. güne de sizlerle beraber tikimizi atıyoruz ve bölme bölünebilmenin temel tanım testini yani konu kısmını teorik kısmını bilinmesi gerekenler hakkında öğrenilmesi gerekenler kısmını bitirmiş oluyoruz. Şimdi sarı gelini bir elimize alalım. Nenen ölsün sarı gelin. Şimdi arkadaşlar Eficinado testine geçeceğiz. Bundan sonraki gün kitabımızın kaçıncı sayfasına geldik? 54. 54-55 56, 57 ye kadar yapacağız arkadaşlar. 17 soru konuşacağız. Gerçekten çok iyi sorular var burada. Ee, birinci soru, 5. soru muazzam, 6. soru muazzam, 9, 7, 8, o ya arkadaşlar yani burada ben bir şey söylemeyeyim. Ben sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun demek istiyorum. 70 günde TET Matematik kampımızın 14. gününü de bitirmiş olduk kazasız belasız. 15. günde bölme bölünebilme Ado testinde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Alayınızı çok seviyorum. Alayınıza öpeş. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.